Günaydın arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evime hoş geldiniz. Bu hafta satış listemize eklenecek olan öncelikle Echeveria pulvinata rubiblaşlarla başlamak istiyorum. 15 santim saksılarda arkadaşlar. Hepsi dolu dolu. Gerçekten çok çok güzeller. Çok güzel yaprak kenarları kızarmış bu şekilde bakın. Saksıların hepsi dolu dolu. Gerçekten hem göz dolduruyor hem el dolduruyor. Bakın bütün saksılar bu şekilde 15 santim saksıların içinde dolu dolu bir kucak hepsi. Tabii ki dökülen yaprakları atmıyoruz. Bunları hemen toprakla buluşturuyoruz. Kolayca yavru veriyorlar. Rubilerin hemen ardından bu güzellikleri sizlerle tanıştırmak istiyorum. Neon Breaker, Echeveria Neon Breaker. Gerçekten hepsinin formları çok güzel. 8,5 santim, 8,5 ya da 9 santim, 8,5 santim saksılarda neon breakerlarımız. Bu haftaki satış listemizde arkadaşlar. Şöyle tamamını göstermek istiyorum. Alt yapraklar gayet güzel renklenmiş. Bu tür sukulentleri ben evde camın önünde beklettiğim zaman çok çok güzel renkleniyor. Diğer türlerden de var. Çok yakında onların da renklenmiş hallerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tanıtım videosunda hemen bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Birçok arkadaşımız Aralık ayının sonuna geldik. Yılbaşına yaklaşıyoruz. Sukulentlerimizi içeri mi alalım, dışarıda mı dursun, donarlar mı, nasıl yapalım diye soran arkadaşımız çok oluyor. Bulunduğunuz ilin iklimine bağlı arkadaşlar sukulentleri dışarıda mı içeride mi tutacağınız. Eğer don oluyorsa, hava 0 derecenin altına düşüyorsa sukulentlerinizi korumaya alın. Kapalı balkonunuz varsa ve kapalı balkonda hava sıcaklığı eksilere düşmüyorsa kapalı balkonda tutabilirsiniz. Açık balkonda eksi derecelerde kesinlikle bırakmayın, donabilir. Evinizin ısıtılmayan bir bölümünde, ısıtılmayan bir oda olabilir. Cam önünde güneş alabilecek gayet aydınlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz ama kesinlikle güneş alması lazım. Tamam yaz gibi güneş yok, kış güneşi daha azdır ama odayı havalandırarak yani arada sırada açıp iyice hava akımı sağladıktan sonra cam önünde sukulentlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Hava sıcaklığı 0 derecenin altındaysa içeri alıyorsunuz arkadaşlar ya da üzerlerine örtebilirsiniz. Açık balkondaysa. Tabii ki kaktüssüz bir hayat düşünemiyoruz arkadaşlar. Bu haftaki satış listemizde çok güzel kaktüslerimiz de var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın dikenli ve aynı türün dikensizi. Hatta bir tanesi yavrular vermiş. Şu anda tek tek isimlerini söylemiyorum. Bazılarında barkod yok ama bir tanesini yapıştırmıştım sanırım. Paylaşırken isimleriyle, saksı boyutlarıyla zaten paylaşacağım. 8,5 santim saksılardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formları çok çok güzel. Yine nodülosalarımız var.
Blue Lotus'umuz var arkadaşlar. Ve yine çok güzel kaktüslerimiz geldi. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Hem kristat yapmış. Bakın muhteşem güzellikler. Gerçekten koleksiyonunuzda olması gereken türlerden. Hemen bu kaktüslerimizi de göstermek istiyorum. Krasulalarımız bakın çiçekte. Şöyle yakından çiçeğini göstereyim. Bunlar da yine dolu dolu saksılarda arkadaşlar. 8,5 santim saksılarda. Her bir saksıda en az 3 gövde, 3 rozet. Bazıları tomurcukta, bazıları çiçeğini açmaya başladı bile. Pembe çiçekli. Yazın çok daha dolgun çiçek açıyor arkadaşlar. Kış olmasına rağmen çiçek açmakta kararlı. Yine leş kaktüslerimiz var arkadaşlar. Bunun da çiçeği gerçekten çok güzel. Saksılarımız dolu dolu. Paylaşırken yorum kısmına çiçek resmini de paylaşıyorum. Nasıl çiçek açtığınızı görmeniz için. Evet, üzerinde barkod yok ama ismi şu anda aklıma gelmedi. İsmini resimlerin üzerine etiketleyerek paylaşacağım. Krasula hobbitlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da güneşte çok güzel renklenen türlerden. Şöyle ayırmak istiyorum. Krasula Hobbit. Gollum değil arkadaşlar. Şirek kulağı dediğimiz tür var. Buna da şirek kulağı diyenler var ama ikisi farklı tür. Gollum'la Hobbit iki farklı tür. Bunların yaprak şekilleri daha farklı. Açık havada güneşte olduğu zaman daha turuncuya dönen bir tür. Bunları da bu şekilde size tanıtmış olayım. Yine Meksikanolarımız da çok güzel renkli arkadaşlar. Echeveria, Meksikano. Bakın çok pürüzsüz ve gayet güzel renklerde. Anakamseroslarımız var. Dolu dolu saksılarda. Portukalaria, Afra, Variegata. Tam bonsailik arkadaşlar. Gayet gelişmiş. Lila Shine, Lila Gina. Pink arkadaşlar. Hemen barkodundan bakayım. Evet. İthal 8,5 santim saksılarda. Bunlar da satış listemizde. Çok güzel koleksiyonluk tür olan Adromiscus'larımız var. Krasula'nın çok güzel bir türü. Bu şekilde dolu dolu saksılarda. Bu hafta satış listemizde yine Echeveria cuspitata, gemulalarımız var arkadaşlar. Bunlar da yine çok güzel, dolu dolu, 5,5 santim saksılarda. Çoğu yavrulu. Şöyle göstereyim. Hepsinin altında aşağı yukarı yavrusu var. Bunlar da yine fiyatları çok uygun olan yerli üretim arkadaşlar. Aeonium kivilerimiz var.
Yine bunlar da 5,5 santim saksılarda. Fiyatları gayet uygun. Kivilerimizden sonra havortiyalarımız var. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda oldukça iriler. Bu hafta ben bunlara bayıldım arkadaşlar. Gerçekten herkesin edinmesini isterim. O yüzden bol bol aldım. Hepsi bu şekilde çift rozetli. Şöyle göstereyim hemen. Pasifitum Blue Haze 5,5 santim saksılarda yerli üretim. Fiyatları gayet uygun. Şöyle paletin tamamını size göstereceğim. Bakın hepsi aşağı yukarı aynı formlarda tek tek seçtim sizler için. Bunlar da güneşte çok güzel renkleniyor arkadaşlar. İnanamazsınız. Opalina gibi renk alıyor. Pembe pembe. Blue Haze ismi ama gerçekten maviden çok pembeye dönüyor güneşte ve soğukta özellikle. Bunlardan da edinmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yine yerli üretim böyle bir türümüz var. Bunlar da sanırım yine Bellum ailesinden hibritlenmiş bir tür. Şöyle hemen bir saksıyı çıkarıp göstermek istiyorum. Bakın formları çok güzel. Yine her zamanki gibi size formu en güzel olanları seçerek aldım. Paletteki yerlerine sığmıyorlar, öyle söyleyeyim. O kadar iriler. Yine adromiskuslarımız var. Böyle etli etli, yapraklı. Bunlar da açık havada çok güzel renklenen türler. Kaktüslerimiz var arkadaşlar. Ben bu kaktüsleri geçen hafta aslında serada seçip ayırmıştım. Ama bir terslik oldu orada. Bir ara elektrikler kesilmişti. O karambolde paletiyle unutmuşum. Oradaki arkadaşlar bana ayırmışlar. Bu hafta gittiğimde, yani dün bunları da alıp geldim. Dikenleri gerçekten can yakıyor. Bakın 5,5 santim saksılardı ama dolu dolular gerçekten. İsimlerini şöyle göstereyim. Elongata, Mamilaria. Hemen şu türümüzü alıyorum. Bütün parmaklarım diken içinde. Gerçekten akşamdan beri cımbızla diken temizliyoruz evde. Lobivia cluster. Bunlar da yine çok güzel tür. Hilde winteralarımız var. Sarı maymun kuyruğu. Evet, diken çok fena battı parmağıma. Şöyle hemen arka sıradan bir tane alıp Rebutia perplexa. Bunlar da kavun içi çok şeker çiçekler açıyor arkadaşlar. Aslında bunlar top top oluyor. Bu şekilde uzamışlar. Görüntüleri çok güzel gerçekten. Dediğim gibi kavun içi, koyu kavun içi, portakal rengi, çok şirin çiçekleri oluyor. Bunlardan da edinmediyseniz edinmenizi gerçekten tavsiye ederim. Bu hafta bu güzel pasifitumlarımız da satışta arkadaşlar. Hem mavilerimiz var, hem böyle pembişlerimiz var. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda. Tombiş tombiş. Sarropegia sandersoni arkadaşlar, yok böyle bir güzellik dedirtecek çiçekleriyle
Şöyle yakından çiçeğini göstermek istiyorum. 12 santim saksılarda. Evet, çayım da geldi. Bu arada bir yorgunluk çayı içerim. Teşekkür ederim, sağ ol. Çaycı da benim. Evet, çaycı da Emre kardeşimiz. Kapıyı da kırsaydın Emre. Bunlar da bu haftaki satış listemizdeki yerlerini aldılar. Ve Sansevieria silindirikalarımız var arkadaşlar. Örgülü kılıç dediğimiz tür. Bunlar da yine 7 santim saksılarda bu haftaki listemizde. Şöyle saksı boyutlarını da göstereyim. Bu hafta sarı çiçekli yılbaşılarımız da geldi arkadaşlar. Sarı çiçekli soran bazı arkadaşlar vardı. Sarı pek nadir bulunuyor. Pembe ve beyaz her zaman geliyordu ama sarı uzun zamandır gelmiyordu. Sarı yılbaşı çiçeği edinmek isteyen arkadaşlar da benimle irtibata geçebilirler. Yılbaşı için yine orta boy çamlarımız var arkadaşlar. Mini boyun bir büyüğü. Böyle kar yağmış çamlarımız var. Noel babalı. Bunları özellikle vitrini süslemek için aldım. Şöyle göstereyim. Yeni yılın bize öncelikle sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirmesini umuyoruz. İnşallah 2021, 2020'de çektiğimiz sıkıntıları, hastalık korkusunu, deprem kayıplarımızı her şeyi unutturur. Güzel bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yıla çok az kaldı. Bunlar da bu haftaki satış listemizde yerlerini alacaklar arkadaşlar. Edinmek isteyen arkadaşlar WhatsApp telefonum 0551 710 7455, Instagram nurcan.srbs, Facebook Ütopyam Kaktüs Sukulent paylaşım sergisi satış grubum arkadaşlar. Çok yakında gelin arabası, nişan arabası süsleme işine de başlıyoruz. Oğlum Kerem'le birlikte süslemeyi Kerem yapacak. Gerekli malzemeleri şu anda temin etme aşamasındayız. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Hizmet yelpazemiz her geçen gün daha da genişlemeye devam edecek arkadaşlar. Gelin arabalarınızı da bundan böyle biz süslemeyi isteriz. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Bu hafta hava bitkilerimiz de çiçekli arkadaşlar. Bakın çiçekli tilansiyalarımız var satış listemizde. Hepsi böyle çiçek açıyorlar. Bunlar da ayrı güzel. Biliyorsunuz bunlar toprak istemeden sadece havayla ve arada sırada haftada bir falan şu dip kısmını hafif suya oturtuyoruz. Bir 5-10 dakika bekletip sonra iyice sirkeliyoruz. Suyunu sirkeleyip kuruttuktan sonra istediğimiz objenin içinde muhafaza edebiliyoruz. Fanusların içinde de yaşayabilen türler. Bazı arkadaşlar dekor olsun diye yüksek yerlere de asabiliyorlar.
böyle güzel bir türümüzde bu hafta bizlerle birlikte. Ayrıca çok güzel formlarda krasulalarımız var. Onları da şöyle göstermek istiyorum. Bunlar da yine satış listemizde arkadaşlar. Edinmek isteyen arkadaşlar mesajla ulaşıp fiyat ve nasıl alışveriş yapacakları konusunda bilgi alabilirler. Bu türlerimizde yine satışta. Arkadaşlar bu haftaki tanıtım videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben bu türleri gerçekten çok beğendim. Özellikle başta bunu göstermiştim. Çok hoşuma gitti gerçekten formları. Özellikle ekeverya, rubiler göz dolduruyor. Sipariş vermek isterseniz bana Facebook'tan, Instagram'dan, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ekran fotoğrafıyla. Ben sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Önce sağlık diyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, bol çiçeklerle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.